yüz deve konmuş. Yüz devenin ne olduğunu hicret yolunda evet. hatırlasınlar kardeşlerimizi büyük bir mükafat. Neden? O yüz deve konulan Asım İbni Sabit. O Asım İbni Sabit Allah kendisine ebeden razı olsun. Çok büyük bir sahabidir. Yani inanın ki saatlerce konuşmamız gereken bir isimdir. O Uhud'da Mekke'nin ileri gelen kadınlarından bir tanesinin iki tane oğlunu öldürmüş. Kadın da çıldırmış. Zenginde birisi kim bana ölü ya da sağ getirirse ona bu hada ahdetmiş ki ben onun kafatasında şarap içeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bunu bildikleri için Asım ibni Sabitin ölüsünü götürmek istiyorlar Mekke'ye. Bunu bundan dolayı planlar yaparlarken diyorlar ki işte o kabilenin içerisinde olanlar işte orada bak öldü gitti gidip alalım onu oraya doğru gittiklerinde nereden geldiği belli olmayan bir arı sürüsü. Allah arılarla koruyor. Neden? Çünkü o Asım İbni Sabit Allah ondan ebeden razı olsun. Şöyle bir ahdi var Allah'ım diyor bana müşrik eli değdirir. değdirme öyle bir tevhidi içselleştirmiş ki o büyük insan şirkten ve müşriklerden nefret eder bir halde ve asla o necis ellerin kendisine değmesini istemiyor. Onun için bunu istiyor Allah'tan ne kadar samimi ve yürekten istemişse Allah da onun bu isteğini yerine getiriyor ve orada arılar koruyor adamlar yaklaşamıyorlar ona çekiliyorlar ya bu arılar nereden geldi falan diye neyse bir akşamı bekleyelim akşamın karanlığı çökünce arılar gider alırız diyorlar orada bir yerde beklemeye başlıyorlar. Bitti mi bitmedi. Bitmedi akşam oluyor yine adım adım yaklaşıyorlar oraya arılar çekmiş gitmiş bu sefer bir anda şimşekler çakıyor bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor göz gözü görmez bir hal oluşuyor Allah Asım bin Sabit'in naaşını ortadan kaldırıyor nereye gitti nasıl oldu kimse bilmiyor ve adamlar diyorlar ki yok bunun üzerine neyse diyorlar olan olmuş hiç değilse üçünü götürelim diyorlar üçünü alıp götürüyorlar Yolda Abdullah İbni Tarık bir yolunu buluyor birinin kılıcını alıyor orada onlarla mücadele ederek o da şehit oluyor sadece ikisi kalıyor. Hubeyb İbni Adi, Zeyd İbni Desinle. Namaz vakti o esnada mı giriyordu hocam? Evet. Ben okumuştum onu sizin kitabınızda da onu anlatır mısınız hocam? Eyvallah. Şimdi namaz vakti giriyor Elleri bağlı hepsinin. Bakın namazın önemine dair sadece bunu bilsek ya. Sadece bunu bilsek yeter bize. Diyorlar ki ya ellerimizi açın namaz kılalım. Abdest alıp namaz kılalım. Ölüme gidiyorlar lazım. bu esnada. Yani abdestleri olsa o anda imanla kılacaklar ama o da yok. O imkan da yok. Hı hı. Çünkü saatlerdir yol yürüyorlar, açmıyorlar. Tevmim ayeti daha nazil olmamış. Abdullah İbni Tarık ya da Hubeyb İbni Adi diyor ki ya bir şekilde toprağa moprağa sürelim ellerimizi Allah kabul eder diyor ve o hallerde ima ile namaz kılıyorlar. Bu bile gösteriyor işte namaz meselesinin sahabenin dünyasındaki karşılığını. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsinden sonradan haberdar olacaktır. Bunlar böyle destanvari bir biçimde anlatılarak gelecek. Dolayısıyla o haberleri biz nereden bileceğiz bu evet. başka türlü? Abdullah İbni Tarık da orada şehit olunca ikisi götürülüyor. Birini işte yine Mekke'de yakınları öldürülmüş birisi birini diğeri alıyor. O anlarda cezalandırmıyorlar. Sebep ne? Haramay. Haramay'da insan öldürme işte cahil adetlerinden de böyle bir şey olduğu için bekleyelim diyorlar. Ve iki eve ayrı ayrı hapsediyorlar. İnanın Hubeb İbni Adi'nin o hapis kaldığı evdeki yaptıklarının üzerinden bile biz bir Müslümanın ahlaka ait, savaş hukukuna ait, savaş ahlakına ait, mücadele ahlakına ait onlarca ders çıkarırız. Maviye isimli bir hanım var sonradan Müslüman olacak o bize rivayet edecek. Hayran oluyor bu nasıl bir ahlak? Hizmetliydi değil mi? Hizmetli efendim? o evin hizmetlisi ne istiyorsun benden diyor bakınca onun çok farklı birisi olduğunu fark edince iki şey istiyorum senden ne olur diyor bana putlar adına kesilmiş herhangi bir et getirme hı. iki de bunlar beni ne zaman öldürecekse öncesinde bana haber ver onu da neden olduğunu göreceğiz zaten zaman yaklaşıyor geliyor Maviye diyor ki seni işte götürüp öldürecekler hı hı. senden bir şey istiyorum diyor yapar mısın yaparım diyor ben diyor Rabbime doğru yürüyeceğim. Bir ustura gönder de tıraş olup hazırlanayım. Ne için? Damat. Çünkü şehadet taçlı bir gelin. Ya. O da şehadet düğününün damadı. Oraya giderken Rabbisine doğru yürüdüğünde güzel bir biçimde yürümek istiyor. Maviye de boş bulunuyor. Çocuğunun eline verip usturayı gönderiyor. Sonra birden endişeleniyor ya ben ne yaptım diyor. Kulu ne ne? Ustura verdim. Yani hem ustura verdim hem çocuğu verdim. Şimdi çocuğu alıp tehdit etse belki de özgürlüğüne kavuşacak evet. yani çocuğu kurtarmak için endişeyle koşuyor bakıyor ki Hubeyp oturmuş oturtmuş çocuğu kucağına değil, kucağına orada şakalar yapıyor. Müslümanların bu noktadaki ahlakıdır zaten insanları etkileyen. Her kim mücadelede ahlaksızlık yapıyorsa o adamın yaptığı iş asla peygamberin memnun olacağı iş değil. Bunu kafalarımıza yazalım. Ben İslam adına yapıyorum. O adam işte şudur budur deyip ölçüsüz bir biçimde konuşan, ölçüsüz bir biçimde güç, güya işte davayı savunuyorum diye konuşan adam bizden beridir. Biz onlarla alakamız yok. Onun çünkü İslam'la alakası yok. Kim bunu yapıyorsa yapsın bunun doğru bir yeri yok. Dolayısıyla biz her şart ve durumda değerlerimize ve ilkelerimize uygun hareket etmek zorundayız. Sonunda ne olursa olsun. Aslında sonunda mağlup olsak da kazanırız. Allah aşkına Bekir kardeşim ya düşmana benzedikten sonra galip gelsek ne yazar? Ben düşmana benzedikten sonra ben yenilmişim zaten. Onun için benim düşmana benzeme diye bir hakkım yok. Bunu iyice kafalarımıza kaydetmek durumundayız. Evet. Hubeb İbn Adi'nin yaptığı o orada. Çocukla şakalaşıyor. Şakalaşıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. O artık zaman geliyor. Zav vakit geçtiği için biraz mecburen kısaltmak durumundayız. Cezalandıracaklar. Ne yapacaklar? Dar ağacına çekilecekler. Ama dar ağacına deyince bizim dar ağaçlar aklımıza gelmesin. Bu çok Mekke'deki çok bir şey. kötü bir gelenek var. Bir ağaç işte kütüğüne bağlanır şahıs sonra verilir insanların eline mızrak. Mızraklar böyle batırıla batırıla şehit edilir. Ve de getiriliyor oraya bağlanıyor. Tam o sırada Ebu Sufyan bakıyor ki öyle bir sükunet var ki Hubeyb'de. Ya biz insanları da topladık buraya. İnsanlar gelsin, insanlar bir şekilde bu manzaranın üzerinden Muhammed'e inananların başına gelenleri görsün de eğer o meyilleri varsa vazgeçsinler. Kubeybin duruşu yürekleri zaten ters propaganda oluyor. Aynen yani. orada olanların çoğu Müslüman olacak sonra. Çoğu o manzaraya şahit olanlar ki zaten onlar bize rivayet ediyor. Evet. En büyük rivayet edenlerden bir tanesi işte Sa'at isimli bir sahabe efendimizdir oranın şahitlerinden. Hı hı. Şimdi bağlanıyor oraya. Önce Ebu Sufyan o hali görünce, "Var mı?" diyor son bir isteğin. "Var." diyor. "Eğer müsaade ederlerse iki rekat namaz kılmak istiyorum." acele acele kılıyor. Öyle bir namazından lezzet aldım ki diyor düşmanlarım korkmadı korktu demeselerdi saatlerce uzatır. Ölümden korktu demeselerdi. Ölümden korktu demeselerdi. Çünkü oradan bir yol açtı Hubeyb bize her böyle Allah yolunda kurban olanın yapacağı son iştir dar ağacına çekilmeden önce iki rekat namaz kılmak bağlanıyor. O anda başlıyorlar artık eziyet etmeye. Aralarında bir yerde yine bu Sufyan yaklaşıyor. Hubeyb diyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Sadece bir şey söyle seni serbest bırakalım. Şu anda benim yerimde Muhammed olsun diye. Bak Muhammed Medine'de rahat içerisinde, sen de burada bu eziyetlere katlanıyorsun. Hubeyb'in tavrı orada şudur. Vallahi değil burada Muhammed'in olması onun ayağına tek bir dikenin batmasına dahi gönlüm razı değil. Bin tane başım olsa bir başka rivayette saçlarım kadar başım olsa ve her gün biri kurban edilse ben yine de bundan başka bir şey söyleyemem. Sar şaşırıyor ve Ebu Sufyan sonra diyecek ki bu nasıl bir aşk bu nasıl bir sevda. Onlar o kara yüzlü adamlar ne yaptıklarını bilmeden Hubeybi o işkenceleri yaparken Hubeyb böyle bir bakıyor onların yüzüne sonra kaldırıyor başını Allah'ım diyor. Ben şu anda karşımda bu adamlardan başka birini göremiyorum ama istiyorum ki selamımı Medine'deki peygamberine ulaştırayım. Ne olur benim selamımı ona ulaştır, ona iman ettiğimi ve iman üzere olduğumu ona haberdar et diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o anda Mescid-i Nebevi'de oturmuş bir vaziyette bir anda doğruluyor ve aleyke selam ya Hubeyb diyor. Ne oldu diyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kardeşiniz Hubeyb şehit oldu diyor. Şehadetinin haberini Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki insanlara söylüyor. Sevda budur. Bu sevdanın adına biz Hubeyb'ce